gecede, sabah saatlerinde Ankara Güven Park'ta başlattığımız yürüyüşü Maltepe'de noktaladık. Ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. Neden yürüdük? Bu sorunun cevabını da izin verirseniz vereyim. Olmayan adalet için yürüdük. Mazlumların hakkı için yürüdük. Hapisteki milletvekilleri için yürüdük. Tutuklu gazeteciler için yürüdük. Tek adam rejimine karşı çıktığımız için yürüdük. FETÖ'ye karşı olduğumuz için yürüdük. 20 Temmuz darbesine karşı olduğumuz için yürüdük. IŞİD, PKK terör örgütü, El-Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük. Gazi Meclis'e sahip çıktığımız için yürüdük. Yargı siyasetin emrine verildiği için yürüdük. Devlette liyakat sistemi kalmadığı için yürüdük. Açlık grevindeki kardeşlerimiz Nuriye ve Semih için yürüdük. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek darbeciler yargılansın diye yürüdük. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılamaz. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapıldı. İkilik yaratıldı. Ayrım yapılmasın diye yürüdük. Adalet için yürüdük. Adaleti getirmek için yürüdük. Takipçisi olacağız. O nedenle sözlerimin başında söyledim. 9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir. 9 Temmuz bir yürüyüşün sonu değil, bir özgürlüğün, bir barışın, bir birlikte yaşama iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır. Fakir fukaraya zulmediyorlar, garibanlara zulmediyorlar, esnafa zulmediyorlar, çiftçiye zulmediyorlar, herkese zulmediyorlar. Zulme karşı durmak bizim namus borcumuzdur. Defalarca söyleyeceğim, sizler de söyleyin. Hiç kimsenin etnik kimliğine göre, inancına göre, yaşam tarzına göre siyaset yapmayacağız. Yapanlar vatan hainleridir. Yapanlar ülkeyi sevmeyenlerdir. Herkesin kimliğine saygı duyuyorum. Herkesin inancına saygı duyuyorum. Herkesin yaşam tarzına saygı duyuyorum. Başörtülü kadınlarımız için diyorlar ki, efendim iktidar değişirse sizin yaşam tarzınızla uğraşacaklar. Başörtülerinizi açacaklar. Bunu söyleyenlere itibar etmeyiniz. Bunu söyleyenler doğru söylemiyorlar. Biz herkesin yaşam tarzına, herkesin kimliğine, herkesin inancına sonuna kadar saygılıyız. Beni kişinin kimliği değil, kişinin yaşam tarzı değil, kişinin inancı değil. Beni o kişi bu ülkede karnı doyarak huzur içinde yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Beni ilgilendiren budur.
yürüyeceğiz, adaleti de getireceğiz. Sokaksa evet, sonuna kadar sokak. Halkın, sokağın 15 Temmuz'u diyoruz. Bu 15 Temmuz bizim onurumuz, bizim gururumuzdur. Zoruna kadar mücadele edeceğiz. Senin adaletin bizi yıldıramaz. Adaleti bu ülkeye getireceğiz. Yaşadığımız dönem bir diktatör dönemidir. Hakim saraya bakıyor. Adaletin hakkını korumak benim kadar sizin de görevinizdir. Onurlu durun, çocuklarınıza, torunlarınıza güzel bir miras bırakın. Adalet, adalet, adalet. Sonuna kadar hak, hukuk, adalet diyeceğiz.